Hürmeten selamlar olsun sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili kardeşler. Kanalımıza destek olan bütün dostlarımıza selamlar olsun. Ben şu anda bu videoyu hazırlıyorum ama video bitiminde muhtemelen canlı yayın yapacağım. Karagümrük Beşiktaş maçının bitiminde. Çünkü siz değerli kardeşlerim hak ediyorsunuz. Şurayı günden güne arttırıyorsunuz. Şurayı da günden güne huzurlu bir hale getiriyorsunuz. Teşekkürlerimi sunuyorum. Lafı fazla uzatmayacağım. Aslında çok fazla söyleyecek konu var. Çok ama çok fazla şey var. Ama e, hızlı bir şekilde gidiyorum. Augsburg sportif direktörü Stefan Rotter. Berisha önemli oyuncu. E, daha doğrusu Fenerbahçe'ye Mergin Berisha piyangosu diye bir haber paylaşmışlar. Sportif direktör Augsburg'un Augsburg, Augsburg sportif direktörü Mergin Berisha'nın on servisine dair bazı açıklamalarda bulunmuş. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben bazı oyuncuları gözüme kestiriyorum. İyi oyuncu diyorum. Sonra oyuncu geliyor ya da gelmiyor. Tutuyor ya da tutmuyor. Eleştirilerin hedefine geçiyorum. Arkadaşlar bakın. Bu videoda özellikle ve özellikle saplama, e, şey, hesaplamalar var bu videoda. Değişik hesaplamalar yapacağım. Öncelikle Berişan'ın e, sportif direktörü kısa bir açıklama yapacağım ama 500 sayfalık bir haber yapmışlar. Onu bulmaya çalıştım buldum. Berisha önemli bir oyuncu. Sezon sonuna kadar kiralık oynuyor ancak başka kulüplerde kendisini istiyor. Zamanlamaya dikkat ediyoruz. Bakın burada Mustafa hocanızın verdiği duyum aslında ortaya çıkıyor. Bak zamanlamaya dikkat ediyoruz. Bunu takip eden sadece ben değilim. Kulüpte Berisha'nın bonservisinin alınmasıyla ilgili tetikte olan birçok kişi var. Zamanlama ne alakası var? Değil mi hocam? Yani ben size bunu söyledim. Şimdi opsiyon 4 milyon euro diyor. Hayır benim duyumlarıma göre 4 milyon 250 bin euro. Ha, çok fark etti. Ee, 300 bin euro da kiralama bedeli aldık zaten. Yani 3, 4 4 55 olacak. Biz kaç aldık? 5 milyon euro'yu almışız. Arkadaşlar bu tam 5 milyon euro değildi. Yani onun e, yoksa açıklama zorunluluğu vardı Tam 5 milyon euro değildi. Şimdi Fenerbahçe'nin 32 maça çıkmış. 8 gol atmış ama Augsburg'da tutuyor. Arkadaşlar bunun bir süresi var. Eğer o süre zarfında alırlarsa sıkıntı yok. Ama o süre zarfını geçirirlerse alamazlar. Ki Alman Ligi'nde de gayet iyi gitmeye başladı. 4-250'ye almazlar. Bu hatayı yaparlarsa biz 5.5-6'ya da okuturuz. Bu şekilde siz dua edin formunu sürdürsün. Napoli'den Ferdi Kadıoğlu için dev, rakam dev rakam Arkadaşlar Ferdi Kadıoğlu Napoli olayı haftalar boyunca e, aylar boyunca yazılacak olay. Özellikle Kasımpaşa maçında gelmişler. Gözlemci olarak izlemişler. Rapor sunmuşlar. Daha önce Fenerbahçe Elif Elması, Kim Minji'yi e, gönderdim. Ferdi Kadıoğlu için de artık ne olacağı belli. Şimdi e, Niye takılıp kalıyorsun hocam demeyin. Arkadaşlar inanın çok fazla konu var. Oradan oraya oradan oraya birden birdenbire zıplıyorum. O yüzden takılmamı mazur görün. Ali Koç döneminde atıp tutuyorlar. Ya şu kadar para harcadı bu kadar para harcadı. Peki sattıkları niye konuşulmuyor? E, Giuliano, Josef, Elif Elmas, Vedat, Kim Minji, belki Ferdi Kadıoğlu, belki Arda Güler, belki Osayi Samuel, belki X, belki Y, belki Z. Yani bu böyle gidecek. Yani ne kadar alıyorsa o kadar satıyor hocam işte başarılı sayma arkadaşlar bak şu konuda bir anlaşalım ben de sizlerde Ali Koç'u eleştirebiliriz haşa ilah değil Ali Koç tabii ki de yanlışına yanlış diyeceğiz ben küfre kızıyorum bu haberde diyor ki hani takip ediyorlar şöyle böyle haber yapmak için haber yapmışlar Ersun Yanal'ın açıklamaları var çok uzun açıklamalar bir de ee, telif hakkına girmeyelim diye uğraşmıyorum ama. Bayağı baya şey yapmış. Ben kısa kısa başlıklar halinde geçeyim. Çünkü Fatih Demirkol'un ve Sercan Hamzoğlu'nun e, konuk olduğu Haber Global'deki programa konuşmuş. Buradan da üçüne, üç, üç adama da buradan selamlar olsun. Yani şey değil, telif hakkı demeyeyim de hakkına girmeyelim. Üç, üç kişinin birden. Şampiyonu Fenerbahçe Galatasaray arasında geçer diyor. Tabii Galatasaray arasında geçecek ama araya federasyon şubu girmezse eee Fenerbahçe nazik bir dönemden geçiyor diyor. Peki niye Fenerbahçe düştü diyorlar. İşte bak burası mesela çok önemli. Teknik direktör gözüyle bakmak çok önemli. Diyor ki her takım formu yüksek ya da az olabilir. Gerileyebilir, ilerleyebilir. Bunu yönetmek kolay bir şey değil. Elbette maç kaybedilecek. Takıma doğru iletişimdeyseniz bu sizi ayağa kaldırır diyor. Mesela Fenerbahçe'de şu anda... Ee... Doğru unsurları organize edip et, edip ayağa kalkmaya ihtiyacı var diyor. Hani çok fazla stoper var sanki takımda diyor. Büyüklerin kadroları birbirine yakın. Ferdi Kadıoğlu inanılmaz iyi diyor ki ilk süreyi kendi vermiştim. Ee, falan filan arkadaşlar. Daha çok fazla husus var ama dediğim gibi kimsenin hakkına girmeyin. Volkan Demirel teknik direktörüyle ben ikna ettim diyor. Yönetim olmadan takımı yönettim diyor. Ee, burada Antalya bahsediyor. Fenerbahçe'den bahsetmiyor. Aklınıza niye Fenerbahçe geldi ki ya? Yönetim siz de zanır, yani sizi göründe zanneder ki yönetim hiç destek vermedi. Geri dönsem her şey farklı olur diyor Bunu milli takımla ilgili söylemiş. Hani başlıklara bunu koyabiliriz. Yabancı hakem lafı ağırma gidiyor demiş. Benim de öyle. Futbola illa çimde oynanan bir oyun değil. Bizimkiler masa başında oynamayı çok seviyorlar. Futbola geri dönebilirim diyor. Bir proje olursa diyor. Belli mi olur? Belki Konyaspor falan isteyebilir. Çünkü şu an Konyaspor, Spor, Alanya Spor, Gaziantep Spor çeşitli teknik şeyler var. Burayı da konuştuk. Çok güzel. Arkadaşlar konudan konuya atlıyorum. Lütfen beni mazur görün. Belki yetiştiremeyeceğim şeyler olacak. Neyse onu da Beşiktaş maçının bitiminde canlı yayında konuşuruz. Altı e, Altasaray ayak oyunlarına ilgili bir olay vardı. Onu sonra konuşuruz. Şimdi transfer gündemine dair birkaç bir şey söyleyelim. Osterwold'e Jayden Osterwold 24 numaralı formayı giyecekmiş. Onun da benim gibi uğurlu numarası 17'ymiş ama 17 dolu olduğu için 24 giyeceğini belirtiyor. Ee, Onur Bulut. En çok kafama takılan şey bu. Arkadaşlar bakın. Onur Bulut Fenerbahçe'de diyorlar. Bakın dünkü Osayi videosunda da aynısı oldu. Orada da dedim ki bakın kaynaklar şöyle diyor. Haberler böyle diyor. Şu kadar teklif gelirse lan durdurulmaz dur, dedim. Gönderin gitsin. İnşallah gider eder falan filan. Yorumlara bakıyorum. Birçok kişi videoyu izlemiyor. Akılları sıra çakallık peşindeler. Yazıyorlar sen o saayı gitti diyorsun ama işte şöyle böyle. Videoyu izleseler yapacakları yorum şu olur. işte ya sen sen de diyorsun şu kadar para olsa giderdi ama gitmemiş olur. Arkadaşlar videoyu izleyip izlemediğiniz çok belli oluyor. Kendinizi aptal konumuna düşürmeyin. İnsanları aptal konumuna düşürmeye çalışmayın. İnanın çok komik oluyor. Bak bu kanalda insanlar emek veriyor. Video izliyor. Yani üyelik kazanmak adına ne bileyim kanala destek olmak adına video izliyor, beğeni atıyor, yorum atıyor. Reklam tıklayanlar var. Ya kanala destek olayım diyor. Ben yurt dışındayım diyor ki yurt dışındaki arkadaşların bir reklama tıklaması yurt içindeki belki 100 kişinin tıklamasına bedel. Ben diyor gelen reklamın üstüne tıklıyorum yeni sekmede açılıyor kanala destek için diyor. Ya yüreğinizden öpüyorum sizi. İnanın bu kanaldan elde edilen gelirin bir kısmının nereye harcandığını duysanız dersiniz ki doğru kanaldayım dersiniz. Onlar adına söylüyorum lütfen arkadaşlar kimse kendini komik duruma düşürmesin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi gelelim Onur Bulut'a. Onur Bulut Fenerbahçe'de diyorlar. Bakın Onur Bulut Fenerbahçe'de diyorlar. Sercan Hamzoğlu benimle aynı duyumu söylüyor ki biz bunu üyelerle de konuştuğumuz için ben rahatım arkadaşlar abone arkadaşlar da zaten daha önce belirttim kulüpler birliği toplantısında Onur Bulut'la ilgili başkanlar ayak üstü muhabbet ediyorlar hani ne yaptınız uzattınız mı Onur Bulut'la falan diyor Ali Koç işte o da şöyle böyle falan filan diyor hayırlı olsun diyor Ali Bey'e Ali Çamlı kendisi eski bir imamdır ee, çocuklar da vardır Ali ile benim de eski bir öğrenci velim vardı. Adı Ali Çamlı'ydı. O da imamdı. İşte biliyorsunuz ben tesadüflere inanmam. E, neyse devamını getirmeyeyim. İki... <laughs> ben buradan şey anladım hocam. Sen şimdi Ali Koç'un imamla birlikte dini bir vecibeyi yerine getirdi mi? Yahu arkadaşım. Anlamanız gerekeni doğru anlayın. Neyse. Şimdi. Bakın sosyal medyadaki Bazı arkadaşlara göre e, Onur Bulut hayırlı olsun O satışı Sonrasında Fenerbahçe'ye Bir isim lazımdı O satışı sonrasında Fenerbahçe'ye Bir sabek lazımdı Ve o sayı gitmiş Onur Bulut gelmiş arkadaşlar Yani o sayı gitmiş Onur Bulut gelmiş Bu şekilde söylüyorlar ben kendim demiyorum. Duyumcular diyor. İsim de vermeyeceğim. Bak Onur Bulut hayırlı olsun demiş. O sayı satışı sonrasında sağ değil değil lazımdı demiş. Çok üst düzey oyuncu değil ama hani sistem dahilinde işimize yarayacak oyuncu. Ee, ofansı süper defansı sıkıntı demiş ki bu sene hatırlarsanız Kayseri Spor maçından önce de ben anlatmıştım bu seneki gelişimini. Bu bir. İkincisi başka bir duyumcu ki Kendisi benim adaşım olur. Kayserili bir kişiyim. Aynı zamanda TSYD devresim. Bir de sitesi var. Onur Bulut Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Onur sezon sonuna kadar Kayseri Spor'da oynayacak. Sezon sonu Fenerbahçe'ye gidecek diye. Bu da tamam. Onur Bulut transferi gerçekleşirse Fenerbahçe Nazım Sangare ile sözleşmesini tek taraflı feshedecek demiş. Aynı Nazım Sangare dünkü idmandaydı ki ben bazı şeyler anlatamıyorum. Arkadaşlar, futbolcunun idmanda olması gitmiyor anlamını taşımaz. Futbolcu için menajeri görüşür. Yani futbolcu adına menajeri görüşür. Anlatabiliyor muyum? Gider menajeri görüşür, görüşmesini yapar. E, futbolcu da işine bakar. Bu kadar basit. Yani bunu anlamayacak kadar bir şey yok. Yani bunu Anlamayacak bir şey yok arkadaşlar Futbolcu idman da devam edebilir ama menajeri gider Başka yerde görüşmesini yapar Bunlar normal şeyler Neyse arkadaşlar uzun lafın kısası ee, Bu arada başka duyumcu da Onur Bulut'la her konuda anlaşıldı diyor ee, Bakalım Onur Bulut gelecek mi gelmeyecek mi? Yazın mı gelecek? Gelecek sene mi gelecek? Hep birlikte göreceğiz Peki hocam senin duyumların ne diyor? Benim duyumlarım aynı. Sercan Hamzoğlu'nun aynı arkadaşlar. Başkanlar düzeyinde muhabbet edilerek konuşuldu. Futbolcu şu anda Kayseri Spor'un sözleşmeli futbolcu. Kayseri transfer yasağı var. Yoksa verin unut, Onur Bulut'un 6 aylık şeyini bize alın lazım Sangare denilebilirdi bence. Ya da belki de benzer şey olacaktır. Ama şu an için bir şey yok. Ha, ee, ilerleyen saatlerde hep birlikte görürüz ederiz. Şimdi gelelim benim hassas noktama. Çok önemli hassas bir nokta konuşmam lazım sizinle. Nedir o hassas nokta? Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'ye geldiğiniz zaman çok vicdansız oluyorsunuz. Farkında mısınız? Söz konusu Fenerbahçe olunca vicdanlığınız sıfırın altına düşüyor. 1 Başakşehir sezon başında Aston Villa'dan kiralanan Bertrand Traore'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak pes edildiğini açıklamış. Aa! Oysa siz yerin dibine sokmuştunuz. Ali Koç'u, Jesus'u, böyle bir adamı nasıl almaz, bu mu futboldan anlıyor, ahlaksız da, terbiyesiz de, ahlaksız da, palalı köpekle falan demiştiniz. Ben hatırlıyorum. Ya bu futboldan anlıyorsa ben şeyim falan filan demiştiniz. Ona çatır çatır topçunu yer. Ben o günlerde size hatırlatırım duyumumu. Ben dedim ki size biz Bertrand Traore'yi istedik. Satın alma opsiyonu kiralık istedik. Kulübü sadece kiralık verebileceğini söyledi. Biz bu şartları kabul etmedik. İstediği takıma gidebilir dedik. Başakşehir'de almış. Onlar için hayırlısı olsun dedik. Ve 18 maçta 3 gol 1 asist yapan futbolcunu feshettiler. Aa, ama ortada bir iddia vardı. Galatasaray maçından sonra Emre Belezoğlu'nun soyunma odasında Bertrand Traore ve Hasan Ali Kaldırım'la ciddi şekilde kavga ettiğine dair dağlar vardı. Ne hikmetse iki futbolcu da takımdan gönderildi. Ben burada Emre Belözoğlu bak şimdi de Emreci yapacaklar beni. Diyecekler ki Emre Belözoğlu'nu savunmak için neler diyor. Hayır. Ben burada size söylüyorum lafı. Ankara gücü Tolga Ciğerci'nin Erta transfer olduğunu açıklamış. Şimdi ee, Ankara gücü basın sözcüsü Tolga Ciğer kariyerini Almanya'da devam etmek istedi. 350 bin euro. Bon servis eğer ligde kalırsa takımda 150 bin euro daha alacağız demiş. Hatırlayın sezon başında boşa çıkmıştı. 10 bon servisi elindeydi. Aylarca kulüpsüz kaldı. 30 yaşındaki futbolcu. Ama bizim ülkemizdeki futbol bilginleri çıktılar dediler ki bu futbolcu alınır mı? Çatır çatır da topçuydu. Yani tamam hataları vardı kabul ama çatır çatır hem ayağa pas yapan hem savunma yönü güçlü bir oyuncuydu. Bence Ankara gücü mantıklı bir iş yapmadı. Bence göndermemesi lazımdı. Ha düşmeyi oynuyorlarsa bir şey diyemem. Galatasaray sizin ebedi aşkınız. Bazı arkadaşlarımızın Fenerbahçe'den daha çok sevdiği kulüp. İstedikleri kadar kıvırsınlar. İstedikleri kadar kıvırsınlar. Bazı arkadaşlarımızın Galatasaraylı olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Yani o kadar Galatasaraylılar. İsim de vermeyeceğim. İsim verdiğim zaman kendini adam zannediyor bazı arkadaşlar. Haris Seferovic. Yine aynı şekilde. Bertrand Traore'de yaptığınız saçmalığı yine yaptınız. Neymiş efendim? Jesus futbolcudan anlamıyormuş. E, ee, Vegors mesela. Vegors'un sözleşmesinden dolayı adam kabul etmedi. istemedi. Benim sistem uygun değil dedi. Maxi Gomez istemiyorum dedim. Seferovic. Hocam Icardi'yi de istememiş. Fıstık gibi forvet. Daha ligin bitimine çok var. Daha bakın bakalım ne skandallar izleyeceğiz. Artık başkanın akrabasıyla mı skandalını dinleriz? Perse gelmedi mi dinleriz. Canı sıkıldı bilerek kırmızı yedi mi dinleriz. Bekleyin daha ya. Daha çok uzun süre var. Gerçekler ortaya çıkar. Galatasaray sefero için sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirmiş. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kasımpaşa'ya transfer olacaktı. İmza aşamasındaydı. Ama Benfica ona karşı çıktı. Yani Galatasaray'ın planını bozmuş oldu. Ne plan olduğunu herhalde tahmin edebilirsiniz. demek ki Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın yani böyle hemen havadan puan kazanacağı falan beklemeyecek herhalde kimse. Ayrıca ayrıca onu da konuşayım arkadaşlar. Ne oldu Seferovic'in? için? Ya ligde golü olmayan Seferovic'e bir 1 milyon euro kiralama 2.3 milyon euro yıllık ücret verdiler. 3.3 milyon euro. 3.3 milyon euro verdiler Seferovic'e. için. Besettiler hocam yarı dönem parasını vermezler. Tabi Aç blue getiren sigara dağıtacağım. 3.3 bak. Hiç hiçbir şey yapmadan 3.3 gitti. Size göre size göre gitmedi. Size göre buruma. 13 milyon euroya aldılar Jackney'i. Jackney'i 13'ü aldılar. Bedelsiz şekilde kara gümrüğe gönderdiler. Şimdi adam gol krallığını oynuyor. 6 milyon euroya Yusuf Demir'i aldılar. Türk statüsünde diye aldılar. 18'e giremiyor. 18'e. Yani 100, 129 dakika süre vermişler. E, Çikildayon Militan'a 10 milyon 10.6 milyon euro verdiler. Bir sene dayanamadan gönderdiler. Hiçbiriniz bunu konuşmuyorsunuz. Galatasaraylıların uşağı olmuşsunuz. Uşağı. Bak yorum şu şekilde oluyor. Seferovic gidiyor ya bak yorum şu şekilde. Abi adamlar beğenmediğini hemen gönderiyor. Sen gönderebiliyor musun? Lan andaval. 1 milyon kiralama 2.3 yıllık ücret 3.3 milyon euro verip gönderiyorlar. Yani 3.3 milyon euro verip gönderiyorlar. Arzı misal. Gustavo Enrique'den Fenerbahçe memnun değil değil mi? Göndermek istedi. Kulübü diyor ki 1.4 kiralama, 1.4 opsiyon, 2.8. Futbolcu da 600 bin euro alıyor, 3.4 milyon euro. Verin gönderin diyor. Verin gönderin, biz geri alırız diyor. Şimdi Gustavo Henrique Fenerbahçe gönderse yılın eşeği ilan edeceksiniz. Galatasaray Seferovic'i gönderdiği zaman adamlar beğenmediğini gönderiyor oluyor. Burak Elmas'ı göndermiş Galatasaray. Bizim Fenerbahçe taraftarı ne kadar övüyorlar. Adamlar bak başarısız olanı hemen gönderiyorlar. Lan Andaval. Adamlar Burak Elmas'ı göndermedi. Fatih Terim'e kalkanlık yaptılar. O futbolcular aldıran Fatih Terim de kulübün içini boşaltan Fatih Terim de o zararları yapan oydu. Herifler Fatih Terim'e toz konduramadıkları için başkanlarını yolladılar. Hiç buna kafanız basmıyor değil mi? Zerre kafanız basmıyor. Fenerbahçe'de Fenerbahçe de sistemle Jesus istiyor. Ali Koç alıyor. Bu sefer ne oluyor? Gidegi de çöp aldı. Gidegi de şunu aldı. Geçen sene aynı martavalları Jesus için şey, Pereira için yaptınız. Crespo kim lan? Çücülük topçusu. Ferdi'yi solda oynatıyor. Mal lan bu adam. Ferdi'den bek mi olurmuş diyordunuz. Atilla Selahi kim ya? Kıbrıs liginden topçu alıyoruz. He, yıldız olacak. Tabii canım tabii. Kim Minci kim? Çinlilerden bize iyi teklediler diye. Sezonun başında da aynısını Jesus için diyordunuz. Komisyoncu bilmem neci falan diye. Siz hangi takımlısınız? Kime hizmet ediyorsunuz? Aa, ben böyle deyince de bak kıvrak bir dansöz edasıyla göbeğini falan oynatıp arkada mezdeke fonunu açıp diyorlar ki ne yani eleştirmeyelim mi? 5 senedir çok mu başarılı? Lan danguç topu taca at demiyorum sana. Ben sana topu taca at demiyorum. 5 senedir şampiyonlar ligi şampiyonuyuz falan diyen yok sana. Sıkıştığın zaman topu taca atıp da sıyrılamazsın bu işten. Siz Galatasaray'ın silah şörlüğünü yapıyorsunuz. Savunuculuğunu yapıyorsunuz. E bu. he sen de işine gelmeyen herkese Galatasaraylı FETÖ'cü şöyle böyle ilan et. Siz hangi takım mısınız? Bak bir de şu martaval var. Ali Koç 18 Ekim'inciyi sattı. Yerine gitti çöpleri aldı. Bir şey söyleyeceğim. O çöp dediğinin bir tanesi 4.63'e aldığı Ca Pedro 7 milyon euroya anlaşmak üzereydik. Sakatlık raporundan dolayı olmadı. 4.63'e alıp oynatamadığı futbolcuyu bile 7'ye gönderecekti. Luan Perez yaklaşık 5.5 milyon euro. Bugün Luan Perez'i ligin kalanında oynat. Yazın tekrar 5.5'a sat. Alıcı bulursun. Bir tek Gustavo Henrique stoperi de tutmadı. Başka? Zaten bir tek o alındı. Stopere. Bir tek o alındı sağ stopere. O, onu, şimdi 7'ye düştü onun yerine Samet Akaydın alındı. Hangi Kim Minji'nin yerine 7 tane futbolcu alındı da hiçbiri tutmadı? Ya nasıl algıcısınız siz ya? Nasıl algıcısınız? Florian Tayfun. Herif bana yazmış. Herkes diyor duyumdan haberdar. Sen değilsin diyor. Göreceksin Tayfun Fener'e gelecek. Bir de kıvırcık saçlı fastı bir çocuk söylüyorlar. Yok diyorum. Bilgim yok. Duyum muyum yok. Üye arkadaşlardan birkaç tanesi de bu hainliği yapıyor. Onu da söyleyeyim. Yok. Aynı Florian Tayfun Udinese ile 2025'e kadar sözleşme imzalamış. Koray Günter, Sampdoria Koray Günter'in satın alma opsiyonuna kiralandığını açıklamış. Şimdi Koray Günter'e mi kaldık, alakala bu çöpe mi kaldık diyenlere bakın. Diyecekler ki bak Sampdoria bile ucuza futbolcu almış siz niye almıyorsunuz. Kaan Ayhan'ı çöpleyenler diyorlar ki Galatasaray'a gittikten sonra bak Galatasaray doğru ismi aldı Fener alamadı. Siz harbi söylüyorum Fenerbahçeli değilsiniz. Kendinizi Fenerbahçeli zannediyorsunuz ama değilsiniz. Kendinizi Fenerbahçeli gösteriyorsunuz ama değilsiniz. Anlatabiliyor muyum? Sosyal medyada da var sizin. Sizin bak sizin şeyiniz kim biliyor musunuz? Önderiniz. Siz bir dine mensupsanız o dinin ilahı başka bir şey. Tövbe haşa. Yani teşbihte hata olmasın. Ya da şöyle söyleyeyim. Siz bir e, e, devlet görevlisiyseniz o devletin başında nevzat dindar var. O devletin işte başbakanı Rasim Ozan, işte genel kurmay başkanı Serdar Ali Çelikler, Emre Bol, hep o tipler. Ee, Şırdan Özbey miydi? Apış, Ar Apış Özbey miydi? O, o falan da şeyin yöneticiniz. Harbi siz, sizin şeyiniz bu, mezhebiniz bu. Sizin inanış tarzınız, yaşayış tarzınız bu. Doğruları konuşamayacak kadar döneklik yapıyorsunuz. İşinize gelmedi miydi? Şuna para bayıldık, şuna bayıldık. Ha, şimdi bak Bunların arkasından da şunu soracaksınız. Ne yani? Burumaya 4.250 vermedik mi? Burumadan zarar etmedik mi? Of of. Burumadan ettiğin zararı sen belki 10 tane buruma gibi futbolcudan çıkaracaksın. Bir Arda Güler'den belki 60 milyon euro para kaldıracaksın. Burumayı da kapatır. Frey'i de kapatır. Slimani'ni de kapatır. Ayev'ini de kapatır. E, zamanında yıldız getirmezsen şampiyon olamazsın dedin. Premier Lig'den Slimani'yi getirdin. Ayev'i getirdin. Moses'i getirdin. Getirmedin mi? Premier Lig'den futbolcular getirdin. Olmadı. Olmadı. Ama bak Galatasaray bu işi çok iyi yapıyor. Neyi çok iyi yapıyor? Çok iyi futbolcular getiriyor. Çok iyi oynuyor. İyi oynadığı konusunda tartışırız. Bak Torreira iyi gibi. Oliveira iyi. Kabul. Nelson. Allah'tan korkan bir hakeme denk gelsin. 35. dakikada kırmızı yer. Hemen hemen her maçta yer. Abdülkerim Parmakçı. Daha adam canlı bomba. Ama siz kabul etmezsiniz. Bak Sakaboya iyi. Dangalaklar onu da dörde falan satacaklardı. Benim Ben gaz verdim. Aman fenere gelsin etsin dedim. Beni dinlediler. Her tarafa yaydılar. Lan futbolcu iyi olabilir diye sonra arkasında durdular. Dört tane üç tane sol bek aldı adamlar. Daha dört tane üç tane sağ bek aldılar. Onu gönderme peşindeler. Öbürünü paketleme peşindeler. Galatasaray'ın her transferi tutuyor değil mi? Hangi sol beki tuttu mesela? Van Anholt. 6 milyon euro. Yıldız futbolcu. Bak alıyorsan böyle yıldız alacaksın dediler. Van Anholt'u getirdiler. Şimdi pışpışlaya pışpışlaya gönderiyorlar. Ya bunun gibi kaç tane? Beşiktaş aynı şekilde. Joromayan Lense falan filan. Milyonlar bayıldılar. Ama söz konusu Fenerbahçe olunca Ali Koç'un yoğurt yiyişi başka. Ali Koç'un karşısında bir şey var, bir hareket var, bir oluşum var. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istemeyen bir oluşum var. Ama onlara güç veren sizlersiniz sizler. Sizin yüzünüzden oluyor. Şar, e, şarlatan'ın biri çıkıyor. Yok diyor Hasan Can Aksu'ya katılsın bilmem ne hikayesi anlatsın. Sizin yüzünüzden bunlara yüzü veren sizsiniz. Sizsiniz. Şu kanal 28600 belki 700 olacak. Belki bu konuşmadan sonra kaçıp gideceksiniz 15000'e düşecek. Hiç mühim değil. Hiç. Hiç mühim değil. Ya bir, burada Fenerbahçeliler kalsın hiç mühim değil. Yani hiç mühim değil. Sezon, sezonun, başında Tayyip Talha Hasan uçak biletini Fenerbahçe aldı diye bir duyumcu vardı. Aşıksınız o duyumcuya. Geber dese geberirsiniz. Kendinizi atarsınız köprüden meprüden. Ne oldu? Murat Sancak çıktı dedik. Ki, Oyuncumuzu kim alırsa alsın biletini biz alıp yolluyoruz. Böyle bir şey yok demiş. Ah! A spor taraftarları işte bunu, bunları takip edenler e, yönetime karşı ah kışkırttılar. Özellikle voleyde çalışanlar. Voley ekibi Fenerbahçe düşmanı bir ekip ya. Bir de 3 4 3 var. Saten gecelik şeyi. Saten gecelik miydi? O sponsorluğunda yapılan. Sağ olsun orada Ahmet Ercanlar falan çok güzel Fenerbahçe hakkını savunuyorlar. Tebrik ederim. Bana hep şunu söylüyor hocam televizyonda izler miyiz seni? İzleyemezsiniz beni. Beni televizyona çıkarmazlar. Yanar döner değilim. Kimseyi satmam. Fenerbahçe'ye ihanet etmem. Beni televizyonda göremezsiniz. Göremezsiniz. Ya işim bitse de şu bırakıp gitsem diyorum. Olmuyor işte olmuyor. Olmuyor. Meydanda bırakmak istemiyorum bunlara. Meydanı bırakmak istemiyorum. Ya özel hayatımda çok fazla e, özel dersi teklifi falan alıyorum ediyorum ama yok. Yok ben kendi öğrencilerime yetiyorum. Yeter. Onlara verdiğim enerji. Yani günlük verdiğim 6 dersteki enerji beni tüketiyor. Ben çok fazla enerji sarf ediyorum diyorum. Yeter diyorum. Ama Burada da video çekmeyi kendime zorunluluk arz ediyorum ya. Zorunluyum ya zorunluyum. Eğer ben olmazsam meydan bunlara kalacak. Bunların peşinden gideceksiniz. Azıcık da olsa aklı selim insanlar takip ediyor ya. Aa, az önceki ismi buldum. Sofiane Bufal. Al Rayyan'a al Rayyan transfer olduğunu açıklamış. E, Fenerbahçe'ye getirdiler ettiler. Ya aslan yok. Arkadaşlar bakın benim verdiğim duyumlar da çıkmayabilir. Ama Bunlar beklentiyi yükseltiyorlar. E sen de Coutinho dedin. E ben dedim size sosyal medya çalkalanıyor. E sadece ben dediysem sorun hesabını. Hocam sadece sen dedin. Mesela Jadon Osterwald değil sadece ben dedim. Türkiye'de. Hatta duyumunu verirken %99 bizde dedim. Hem hissi söylüyorum hem duyum söylüyorum. İlla birileri çıkacak ilk bizde dedik diyecekler. Sahiplenecekler ama bizde dedim. Demediysen buyurun. Samet Akaydın çok önceden halledildi o transferden. Çok önceden bitti. Karşılığında futbolcu vereceğiz. 3.7 milyon euro açıkladı kulüp. Bir tek buna inanmayın dedim. Benden haber bekleyin. Hala da aynı şeyi söylüyorum. Bekleyin. Benden haber bekleyin. 3.7. Noktaya... Hocam kulüp yalancı mı demek istiyorsun? Bak sen de kulübe iftira atıyorsun. Hayır. Ben kulüp yalancı demek istemiyorum. Ben sadece şunu söylemek ist istiyorum. Hiç belli olmaz. Bazı şeyler. Bakın Fenerbahçe'nin Perşembe günü Adana Demirspor'la maçı var. Bu maçtan önce atıyorum X takası oldu, Y takası oldu. Adı Şike olacak. Karşımızdaki takım algının kralını bilen, kendi yaptığı şeyi insanlara çok güzel bir şekilde çamurlaştırıp atabilen şeyler. Yani Neyse söylenecek çok fazla şey var ama ee, söylenmeyecek şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu kanalda gerçek Fenerbahçelilere Bak gerçek Fenerbahçelileri görmekten dolayı son derece mutluyum. İyi ki benimlesiniz. Ben sizler olduğunuz için burada devam ediyorum. Sizler ne kadar destek olursanız benden de o kadar çabayı görürsünüz. Gerçek Fenerbahçeli kardeşlerinizi kanala davet edebilirsiniz. Gerçek Fenerbahçeli olmayanlarla da işimiz yok. Zaten hep böyle oluyor. Ne diyelim arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi ki bizlerlesiniz. Görüşmek üzere.